Cristiano Ronaldo oynadığı futbol kadar sahip olduğu servetle de dikkat çekiyor. Sadece futboldan para kazanmayan yıldız futbolcu oynadığı reklam filmleri ve sponsorluk anlaşmalarından da servetine servet katıyor. Kazandığı oranda parasını harcayan Ronaldo'nun satın aldığı şeyler birçoğumuzun hayatından pahalı. Bugünkü videomuzda ise Cristiano Ronaldo'nun sahip olduğu en pahalı şeylerden bahsedeceğiz. Süper lüks arabalar, jetler, elmas koleksiyonu ve çok daha fazlası. Bir, elmas koleksiyonu. Orta Doğu'daki dünya futbol ödüllerine katılan Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, servet değerindeki mücevherleriyle programın önüne geçmişler. 35 yaşındaki ünlü futbolcunun sadece bir elinde taşıdığı mücevherin fiyatı yaklaşık 250 bin sterlin değerinde. Ünlü futbolcunun sahip olduğu mücevher koleksiyonunun değerinin ise yaklaşık olarak 2,6 milyon sterlin olduğu tahmin ediliyor. Rodriguez'in mavi elmaslı yüzüğünün fiyatı ise sadece 615 bin sterlin. Bu yüzük, Ronaldo'nun Georgina için aldığı nişan yüzüğü. Rolex saat alabilmek neredeyse hepimizin hayal listesine bile giremeyecek bir şeyken Ronaldo dünyadaki en pahalı Rolex saati kullanıyor. 18 ayar beyaz altından yapılmış ve 30 karat pırlantayla kaplanmış bir saat. Bu görkemli saatin de fiyatı 380 bin sterlin. Baştan aşağı süzdükçe gözümüze elmas ışıltısı vurmaya devam ediyor. Bu 200 bin sterlin değerindeki elmas yüzük gibi. Bunun yanında yüzük parmağındaki yüzüğün değerinin yaklaşık 50 bin sterlin olduğu tahmin ediliyor. Şu ana kadar bahsettiklerimizden de anlayacağınız gibi yıldız futbolcu elmaslara çok düşkün. Bunun farkında olan Nike da onun için özel bir hediye hazırlamış. FIFA Ballon d'Or ödülünü 3. kez alan Cristiano Ronaldo'ya Nike özel bir krampon üretmiş. Altın renginin hakim olduğu kramponda mikro elmaslar kramponun CR7 logosuna elle eklenmiş. Mercurial CR7 Rare Gold krampon yalnızca Cristiano Ronaldo'nun ayağında yeşil sahalarda boy gösterecek. Son olarak Cristiano Ronaldo'nun tamamen elmastan yapılmış bir futbol topu hazırlattığı da ortalıkta dolaşan dedikoduların arasında. Bu oldukça ihtişamlı topun ise yaklaşık 2 milyon dolar değerinde olduğu düşünülüyor. Peki siz çok zengin olsaydınız tamamen elmastan yapılmış futbol topu satın alır mıydınız? 2. Otomobil. Ronaldo'nun en sevdiği şeylerden biri tahmin edeceğiniz gibi arabalar. 300 bin dolarlık Lamborghini Aventador'u var. Bunun yanında Maserati, Bentley, Porsche ve Mercedes marka otomobilleri de mevcut. Kısaca Ronaldo gerçek bir araba koleksiyoncusu. Tabii ki de koleksiyonu sadece lüks ve pahalı arabalardan oluşuyor. Juventus'ta oynadığı dönemde ise Ronaldo şampiyonluk hediyesi olarak kendisine 9,5 milyon euro değerindeki dünyanın en pahalı arabası olan Bugatti Cento Diege'i satın almıştı. Cristiano Ronaldo'nun yeni aracı dünyanın en pahalı arabası olarak dikkat çekiyor. Dünyanın en pahalı arabasını alan Ronaldo'nun garajındaki arabaların toplam değeri ise 30 milyon euro. Cristiano Ronaldo yine o yıl sevgilisi Georgina Rodriguez'e doğum günü hediyesi olarak pahalı bir araba hediye etmişti. 35 yaşındaki futbolcu ayrıca arabasına isminin baş harfleri olan CR yazısı yazdırmış. Peki siz Cristiano Ronaldo gibi ünlü ve zengin bir futbolcu olsaydınız, lüks otomobillerden oluşan bir araba koleksiyonunuz olur muydu? 3. Jet. Dünyanın en zengin futbolcularının başında gelen Ronaldo'nun elbette özel jeti olacak. 21 milyon dolarlık Gulfstream G200 modelindeki özel jeti de Ronaldo'nun harcamaları arasında. Özel seyahatlerinde kullanacağı bu jet için toplam 19 milyon euro ödeyen Ronaldo'nun jetinde birbirinden yeni özellikler vardır. Başarılı futbolcunun jetinde banyo, kıyafet odası, mutfak gibi lüks donanımlar olduğu belirtilirken jetin toplam 18 kişi kapasiteli olduğu kaydedilmiş. Portekiz'de yayın yapan bir gazeteye göre ise Gulfstream G200 marka jette bunların yanı sıra internet, telefon, faks, mikrodalga fırın ve buzdolabı gibi birçok lüksün de yer aldığı iddia edilmiş.
4. Malikane. Böylesine zengin bir futbolcu elbette şanına yakışır bir villada oturmalı, öyle değil mi? Ronaldo, Real Madrid'de oynadığı dönemde Madrid'de 7 milyon 100 bin dolarlık bir villada yaşıyormuş. Mülkten konu açılmışken 2015'te Manhattan'daki Trump kulelerinden bir daireye 18,5 milyon dolar harcadığı iddia ediliyor. İtalya'da yaşadığı dönemse yıldız futbolcu İtalya Torino'da saray gibi bir evde yaşıyormuş. İki girişi, iki bahçesi, havuzu ve spor salonu gibi birçok şeye sahip olan bu lüks villa görenleri hayran bırakıyor. 44 bin metrekarelik bir alanın içinde yer alan devasa malikanenin toplam genişliği 1700 metrekareden fazlaymış. Toplam 8 yatak odasına sahip malikanenin dışındaysa antrenman sahaları mevcut. Ronaldo'nun bu antrenman sahalarında özellikle oğlu Ronaldo Jr.'la özel çalıştığı bilinmektedir. Ronaldo parasını nasıl harcıyor sorusuna verilen bir diğer cevapta 29 bin dolar olduğu söylenen balmumu heykeli. Rivayet o ki futbolcu evinin girişinde kullanmak için kendisinin heykelini yaptırmış. 5. Yemek. Tıpkı her milyoner futbolcuda olduğu gibi Ronaldo'nun da binlerce dolar harcadığı bir hobisi bulunmaktadır. O da yemek. Özellikle yemek yemekten çok hoşlanan futbolcunun ailesiyle çıktığı akşam yemeklerinde binlerce dolar harcadığı biliniyor. Ronaldo'nun bu akşam yemeklerinde parasını en çok harcadığı şey ise şaraplar. Büyük bir şarap tutkunu olarak bilinen Ronaldo'nun sadece bir şişe şarap için binlerce dolar harcadığı bilinen bir gerçek. Geçtiğimiz günlerde İtalya basınında çıkan haberlere göre Ronaldo sevgilisiyle çıktığı bir akşam yemeğinde sadece 15 dakikada 2 şişe şaraba toplam 27 bin dolar ödemiş. 6. Saç ekim merkezi. Yıldız futbolcunun parasını harcadığı en ilginç şey ise satın aldığı saç ekim merkezi. Portekiz'de ondan fazla kliniği bulunan merkezin %50 hissesini alan Ronaldo bununla da kalmayıp İspanya'da saç ekim merkezinin ilk şubesini açmış. Kelliğin Avrupa ve dünyada büyük bir problem olduğunu belirten Ronaldo bu klinik sayesinde servetine servet katıyor. Ortağı olduğu merkezin şimdiye kadar 35 bin saç ekim işlemi gerçekleştirdiği ve saç ekim ücretlerinin 4 bin ile 7 bin euro arasında değiştiği biliniyor. 7. Yardım. Servetini sadece elmaslara, lüks otomobillere harcamayan yıldız futbolcu yaptığı yardımlarla da sık sık gündemde yer alıyor. Portekiz Merkezi Kanser Tedavi Merkezi'ne 165 bin dolar bağışlaması ve 10 yaşındaki bir çocuğun ameliyatı için 83 bin dolar vermesi gibi. Bunun dışında Suriye'ye, Filistin'e de yüklü bağışlarda bulunan yıldız futbolcu kısaca bulduğu her fırsatta parasını yardımlar içinde kullanıyor. Lüks harcama yapmaktan çekinmeyen fakat bir o kadar da ihtiyaç sahiplerine yardım eden Portekizli futbolcu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.